Herkese merhaba teknoloji izleyenleri. Ben Kaan Arlı. Evet merakla beklenen HTC 10. M10 diyesim geliyor içten içe ama <gülüyor> HTC, <gülüyor> HTC 10'un lansmanı, dünya lansmanı gerçekleşti aslında. Sadece İstanbul'da Yanımızda da HTC Türkiye Ülke Müdürü Canan Taşar var. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle... HTC 10, M10 diyeceğim, sürekli M10 diyeceğim ama HTC 10, ağzımı alıştırmam lazım, hayırlı olsun. Teşekkür ederiz, çok varsa. Şimdi aslında HTC 10 HTC'nin daha doğrusu bir amiral gemisi duyurusu Mobil Dünya Kongresi'nde bekleniyordu ama orada biraz daha böyle orta giriş seviye telefonlar tanıtıldı ve HTC HTC için aslında biraz da merak seviyesi yükseltildi diyebiliriz. Hı -hı. Hani bugün başka bir lansman daha vardı ama daha önce gördüğümüz bir model olduğu için hani bugün HTC'nin merakı daha fazlaydı aslında bizim için de. HTC tarafında onunla alakalı fikirleri merak ediyorum. Yani HTC Türkiye ya da HTC Global, HTC Son'la alakalı ne düşünüyor? Hı hı. Öncelikle evet, bugün HTC onu dünyayla aynı anda lansmanını yaptık. E, bu sefer dünyanın pek çok farklı şehrinde e, aynı anda veya işte çok yakın saatlerde lansmanlar yapmaya karar verdik. Çünkü gerçekten daha fazla insana ulaşmak istiyoruz, daha fazla kullanıcıya ulaşmak istiyoruz. Ve gerçekten de Türkiye'de Türkiye lansmanı yapmak istedik. Bu cihaz bizim için çok değerli. Çünkü çok uzun zamandır HTC ekibi çalışıyor. HTC'nin 20 yıllık bir akıllı te, yani telefon ve akıllı telefon geçmişi var biliyorsunuz ve gerçekten ilklere e, yüzlerce ilke imza atmış bir firma. Ama e, uzun zamandır ilk kez HTC 10'la gerçekten biz hepimiz çok heyecanlıyız. Cihaza çok inanıyoruz. E, i̇yi bir cihaz yaptığımızı düşünüyoruz. Arkasında çok büyük bir ekip çalışması var. Mümkün olduğunca gizli kapılar arkasında çalışılan e, işte dizaynından performansına, kamerasından sesine bir kullanıcının istediği içinde her şeyi barındıracak en iyi deneyimi sunmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da adından da esinlenerek 10 numara bir telefon olduğunu düşünüyoruz. Evet sunum sırasında da 10 numaralı formanın vurgusu yani benim en çok dikkatimi çeken detaylardan biriydi yani. Benim için Alex'ten de bahsettim. <laughs> evet fena bahçeli olduğumda gerçekten sevindim yani Alex'i söyleyecek misin söylemeyecek misin orada şifolar bilmem nerede döndü ama Alex'i duydum hakikaten sevindim. Şimdi HTC geçen sene döndüğümüzde M9 ile alakalı böyle ufak tefek sorunlar olmuştu. Belki hani bir Tabir ise bir hayal kırıklığı olmuştu ama M10 M, modeli aslında M isminden de kurtulup tamamen başka bir seri gibi de görünüyor. Onunla alakalı şunlara değinelim. Öncelikle tasarım tarafıyla başlayalım, sonra diğer detaylara da geçeriz. Ya şöyle aslında, yani isimler değişebilir. Evet, biz eşdeğise van yani Amiral gemisi ailemiz HTC One van'da başladı, sonra M serisini kullandık, A9 kullandık. Dolayısıyla bu yeni bir strateji arkasında bir filozofi de barındırıyor. Yani biraz önce ondan bahsettim. Neden on? E, on e, mükemmelliği simgeliyor. E, mesela dedik ki olimpiyatlarda en yüksek skor ondur. İşte futbolda en karizmatik forma ondur. Herkes 10 on numaralı formayı kim giyecek acaba der futbolcular giymek ister. Pele'den tutum işte Maradona'ya, Alexe, e, <laughs> Hacı'ye e, işte ne bileyim ben e, birçok e, önemli futbolcuya. E, On numara verilir veya on numara giyerler. Dolayısıyla e, biz de bu sefer böyle yeni bir strateji içindeyiz. E, sadeleştirmiş de olduğumuzu düşünüyorum. E, h son bizim yine amiral gemimiz. E, evet geçen sene HTC van M7 ile başlayan, M8 ile devam eden bir e, ledisimiz vardı, önemli bir deneyimimiz vardı. Biz M9'da da sonuçta en iyisini yapmaya çalıştık. Ama bence müşteriyi dinlemek çok önemli ve HTC'nin en iyi yaptığı şeylerden biri bu. Müşterimizi dinledik, geri bildirimleri aldık ve HTC onda bütün bu gelen geri bildirimleri de uygulamaya çalıştık. İşte kapasitif tuşlardan tutun, evet. yani pek çok bize gelen sosyal medyada da açıp bakabileceğiniz ve araştırmalarda gördüğümüz iyileştirmeler, yeni geliştirmeler yaptık. E, Birazcık da kontrolü kullanıcılara bırakmak istedik. O yüzden çok özgürce kullanabilecekleri bir e, telefon var artık. Şimdi arayüz tarafına, yani tasarım tarafına değinmek istiyorum. Tasarım Hı. tarafı ilk etapta hani metal tasarım M7'den beri devam eden şimdi Legend modeli sunumda da söylendi ama e, tam anlamıyla Hı, metal, metal değil, M7 m 7 ile birlikte başlıyor. Hani o tasarım devam ettiriyor ama detaylara inildiği zaman gerçekten evet. bir önceki modelden veya diğerlerinden Hı. çok daha farklı ve bence çok daha şık görünen bir dizayne sahip. Şimdi ses tarafında HTC uzun zamandır işler yapıyor. Hem yazılım bazında hem donanım bazında bir şeyler e, Beats ile ortak çalışma, boom sound sonrasında burada da benzer bir şey görüyoruz. Hem bu Forum, Twitter'da Twitter destekli stereo hoparlör. Bu tarafta HTC'nin ne gibi fikirleri oldu? Ee, ses bizim için önemli. Orada da en iyi sesi vermek istiyoruz. Ve istiyoruz ki kullanıcı aslında müziği dinlerken o müziği yaratan sanatçının aynen ona aktarmak istediği şeyi hissetsin. Bence bu özel bir şey gerçekten. Ayrıca kişiselleştirilmiş müzik deneyimi de var. Orada özel bir uygulamamız var, kişiselleştirme uygulaması sesle ilgili. Hi-res audio var, 24 bit. Yani bu bizim önemli trademarklarımızdan biri. Dediğiniz gibi Boom Sound Hi-Fi, yani yeni versiyonu Boom Sound'un. Orada bir ayrıştırmaya gittik. Amfiler işte kulaklık kutunun içinden çıkan evet. çok özel bir kulaklık var. Bence müşterilerimizin bu burada beni en çok sevindiren şey. Evet bir aksesuar olarak getirebilirsiniz bunu ve iyi bir deneyim sunuyor ama kutunun içinden çıkması beni mutlu ediyor. Çünkü bütün kullanıcılarımız bu deneyimi tadabilecekler. Evet yani en azından değerli bir kulaklık ve fiyat yani cihazın da son kullanıcı fiyatının aslında bir katma değer tarafında da olacaktır mutlaka. Kamera tarafına değinelim. Yine M9'dan geleceğim. M9'da kamera tarafında kullanıcılar bazında eleştiriler aldı e, HTC fakat eee 10 modelinde herhalde bu sorun tamamen ortadan kalkacak dediğiniz gibi. Çünkü hem ön tarafta hem arka tarafta 1.8 diyaframla birlikte etkileyici iki tane kamera görüyoruz. Evet yani ana kamerada ultra piksel 2 teknolojisi kullanıyoruz. Zaten orada detayları paylaştık. Siz de muhtemelen deneyimlediniz. Ee, burada dünyada bir ilk var. Ön kamerada kullandığımız optik, optik imaj stabilize e OIS. Ois yani kısaca İngilizce söylemek istemedim ama o kadar alışmışız ki söylemeye. Ee, yani. dolayısıyla e Ultra Selfie diye adlandırıyoruz. Burada bizim için önemli olan hem kamerada, ana kamerada hem de ön kamerada eşit seviyede gerçekten iyi bir deneyim sunmaktı. Diyakusa skorumuzu söyledik bugün zaten en yüksek skorlardan biri 88. Dolayısıyla bu da önemli yani kalitesini göstermek için ama tabii deneyimlemek lazım. Çok sözlerle anlatmak zor ama... Elimizden gelen en iyi teknolojiyi kullandık ve bir önceki e, flagship'imize göre de %136 daha iyi performans gösteriyor. Özellikle daha düşük Aha. ışıkta ve netlikte. E, bugün paylaştık sizinle bazı karşılaştırmalı fotoğraflarda. Gerçekten e, çok güzel bir e, pro profesyonel fotoğraf e, kalitesinde güzel bir e, deneyim sunacak. Zaten bir süredir kullanıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ben bugün Gerçekten başladım. mi? Evet. Şöyle gösterelim. E, şöyle gösterelim. E, HTC One'umuzu. Evet şöyle e, biz aslında ekipte kullananlar var. Çünkü User Trial Test'i yapıyoruz. Yani kullanıcılar kullanıyorlar ve feedback veriyorlar. Ama ben genelde hep en son kullananlardan biri oluyorum. E, heyecanla bekliyorum. O heyecan böyle çıkıyor çıkıyor. E, bu, yeni geldi bu arada şeylerimizde. Yani gerçek e, son sizlerle paylaşmak için ve sizlere de hem burada deneyimletmek hem sonrasında detaylı analiz yapabilmeniz için. Dolayısıyla o kadar yeni geldi ki ben de bugün buraya gelirken kurdum telefonumu. E, evet teşekkürler. <laughs> Şimdi e, Sense arayüzü yıllardır, HTC'nin aslında en büyük kozlarından, en güçlü Hı. olduğu noktalardan bir tanesi. Yani şöyle söyleyeyim, ben 2010 yılından beri HTC cihazları şahsi olarak da kullanıyorum, test amaçlı da kullandım. Desire modellerinden, Desire HD modellerinden falan. Şimdi Sense arayüzü her revizyonda bir şeyler katıp 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 Hı. üstüne üstüne devam ediyor ve belki de Android ekosistemindeki en akıcı arayüzlerden bir tanesi. 10 modelle bitti sens Sense arayüzünde ne gibi farklılıklar gelecek? bir kez çok sade ve yalın olacak. Dediğim gibi kontrol kullanıcıda olacak. Burada şöyle bir şey yaptık Google'la. Ee, gerçekten bazı uygulamalar e, ikişer ikişer vardı. Yani HTC müzik, HTC'nin galerisi, işte Google müzik, Google fotoğraflar gibi. Burada bir yalınlaşmaya gittik. Maksimum e, bellek e, kullanıcıya kalsın istedik. E, o yüzden e, çok sade, yalın ve kendilerinin kontrol edebilecekleri bir arayüzle karşılaşacaklar. Zaten HTC sensin en önemli özelliği de diğer Android e, cihazlardan bizi en çok farklılaştıran, de kolay bir kullanıcı arayüzü olmasıdır. User-friendly deriz. Yani kullanıcı sever ve kolay kullanır. Dolayısıyla burada da bir maksimum deneyime ulaşmış olduğumuzu düşünüyorum. O zaman son sorum. Klasik soru. Sunumda da zaten direkt söylediniz kimse sormadan. Hadi ben sormuyorum. <laughs> Mayıs ayında satışa çıkıyoruz. Operatör tarafında kontratlı cazip fiyatlar olacak tabii. onları şu anda açıklayamıyoruz. Operatörlerimiz açıklayacak. Perakende tarafında da perakende tavsiye edilen fiyatı 2.999 TL olarak raflarda yerini alacak. Son bir sorum, sunumda bir e, cover'dan, kılıftan bahsettiniz. Evet, Art Bizim Dot view biliyorsunuz zaten, o bizim getirdiğimiz bir teknolojiydi. İşte kılıfı açmadan pek çok şeyi kontrol edebiliyordunuz. Bu onun bir e, next gibi, yani bir ileriki seviyesi. Burada da daha fazla bilgiye ulaşabiliyorsunuz kılıfı çıkarmadan. Bir de aynı zamanda da daha e, ön kapakta daha fazla alan var, şeffaf alan var. Dolayısıyla... E, Kılıf kullanırken zorluk taşıyan kullanıcılar için biraz daha kolaylık sağlıyor. Atılmış atılmış aslında. Yani Aynen. Öyle hı hı. Canan Hanım hayırlı olsun tekrar. Test ürünü de merakla bekliyoruz. Çok teşekkürler geldiğiniz için Mersin. Evet HTC onun lansmanına katıldık. HTC Ülke Müdürü Canan Taşar'la HTC onu konuştuk. Ürünlerimize geçtiğinde hızlı bir şekilde incelemesiyle karşınızda olacağız. Bizden şimdi bu kadar. Görüşmek üzere hoşçakalın.